İyi akşamlar. Ekmek ve Gül'ün Instagram yayınlarından biriyle daha karşınızdayız. Evet, günlerdir evin içindeyiz. Evde kalabilenlerimiz. Bir de evde kalamayanlarımız var. Her gün sabah büyük kaygılarla işe gitmek zorunda kalan, her gün büyük ciddi endişelerle işten evlerine dönen ve ücretli izin haktır dememize rağmen ülkenin dört bir tarafında milyonlarca insan olarak maalesef her gün yeniden dip dibe çalışılan ve hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı çalışma yerlerinde, iş yerlerinde çalışmaya devam eden ya da ücretsiz izne çıkarılan, yıllık izinleri kullandırtılan pek çok insan. Evde kalanlar da, kalamayanlar da endişeli. Biz ise Ekmek ve Gül olarak kadınların sesini birbirine duyurmaya, kadınların birlikte güçlenmeye olan ihtiyacını çok iyi bildiğimiz için, yıllardır tam da bu yüzden yayın yaptığımız için aslında yine bu evde kalma günlerinde, evde kalamama günlerinde kadınların birbirine ulaşmasını sağlamak için bütün olanakları zorluyoruz. Instagram yayınları fikri de işte böyle çıktı. Instagram'da değiliz yalnızca. Instagram'da yaptığımız her bir programımız aynı zamanda hemen YouTube kanalımız üzerinden sizlere de ulaşıyor. Yani 24 saatin hemen ardından hikayelerde kayboluyor olsa da bu yayınlar kaybolmuyor. Hem bizim hafızalarımıza ama aynı zamanda da Ekmek ve Gül'ün YouTube kanalına da yansıyor yayınlarımız. Lütfen kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz YouTube kanalımızdaki yayın tekrarlarını da kaçırmayın. Yeniden izleyin, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Elbette kadınların birbirine ulaşması için, daha çok kişiye ulaşması için yardımınıza, desteğinize de çokça ihtiyacımız var. Eğer siz de Instagram yayınlarımızı kadınlara ulaştırmak, başka arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz hemen altta küçük bir ok işareti var, görüyorsunuz. O ok işaretine hemen şimdi tıklayarak arkadaşlarınızı da yayına davet etmenizi sizden rica edeceğiz. Elbette bol bol kalp, bol bol yorum, bunlar da bizim için oldukça önemli, sevindirici. Sesimizi başka kadınlara ulaştırmak için de ihtiyacımız olan güzel hareketler olur. Bugün ne konuşacağız? Bugün çok ihtiyacımız olan bir konuyu konuşacağız. Korona günlerinde psikolojimiz ne durumda? Böyle sorunca altta yorumlarda bir sürü şey akabilir elbette. Ama biz bir uzman yorumu alalım. Sizin sorularınızı da soralım. Aklımıza ilk gelen, ilk kaygı duyduğumuz şeyleri de birlikte konuşalım, paylaşalım istedik. Bu yüzden de alanında uzman bir psikiyatristle buluşturmaya karar verdik sizlere. Sevgili uzman doktor, psikiyatrist Arzu Erkan Yüce bizimle birlikte olacak. Kendisi hem alanında uzman bir hekim ama aynı zamanda da bilgisini kadınlarla paylaşmaktan hiç çekinmeyen, kadınlarla paylaşmaktan mutluluk duyan, bizim de fikirlerine çok değer verdiğimiz sevgili psikiyatristimiz. Aynı zamanda Ekmek ve Gül'de daha önce de pek çok konuda da kendisinin fikirlerine danışmıştı. Sevgili Erkan Yüce'yi bağlamayı deniyorum. Ben yorumlarınızı göremiyorum. Ah, evet. Tekrar merhaba. Ben modemin merhaba. Yanına oturdum. Tipik bir şey aklıyla, yani yanına otur kaynağın başına oturursam herhalde kesilmez gibi bir düz mantıkla burada böyle konuşacağım. Çok, herkese sabrı için çok teşekkür ederim. İnanın elimde o hiç olmayan nedenler. Sanırım lokal bir bağlantı problemi var. Ben sizi de çok iyi idare ediyorsunuz. Vallahi hayranlıkla dinledim sizi. Ben sizi duyabiliyorum çünkü. Eğer ki sizin vaktiniz varsa ve dinleyenlerin vakti varsa ben yeter artık tamam diyene kadar bu gece devam edebilirim. Önce onu söyleyeyim. Şimdi kaygımızı bir olağan kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu hiçbirimizin, dünyadaki hiçbir ülkenin hazırlıklı olmadığı aslında. Almanya'da vesaire pandemi eylem planları var ama her ne kadar buna yönelik hazırlıklar olsa da çok küresel bazda hep beraber önlem alınması gereken bir durum olduğu için açıkçası buna hazırlıklı değildik. Dolayısıyla bu hiç bilmediğimiz, hepimize yabancı olan ama aslında baktığımızda yüzyıllarca zamandır var olan bir şey bu salgınlar. Dolayısıyla bu bizim için yeni. Bir de şöyle bir şey de oldu.
bizim ülkemize gelmez gibi böyle niyetler, işte televizyondaki maalesef ki bazı bilgi kirlilikleri, işte şu bizde görülmez, bizim ırkımız şöyle böyle gibi, yani hem ırkçı bir yaklaşım, hem insanları hem de bilim düşmanı. Bilim düşmanı, işte safsatalar. Daha geçen haftaya kadar bir meşhur ekran yorumcusu, tıp doktoru diyeceğim, şey diyordu, denize girin, atlayın, bir şey olmaz, virüs mürüs kalmaz, bize de bir şey olmaz diyordu daha geçen hafta. Dolayısıyla insanlar birazcık bizim ülkemizdeki insanlar için söyleyebilirim, biraz gafil avlandılar. Neden bizim ülkemizdeki diyorum? Çünkü diğer ülkelerden biraz daha geç geldiği için bir miktar böyle şeylere hazırlanma, zihnen hazırlanma fırsatı olabiliyor aslında. Biraz inanmak istediği şeye inandı insanlarımız, bir grubu. Yok ya, bize olmaz diye. O yüzden de biraz zorlandılar uyum sağlamakta. Bir grubu... Biraz böyle hani verilen bilgilerin de galiba çok etkisi vardı. Çin'de başladıktan evet. Sonra yani tam 29 Aralık'tı. İşte bize 15 gün öncesine kadar, ilk vaka açıklanana kadar geçen süre hiç de az bir süre değil. Aslında hani izlediklerimizden ve takip ettiğimizden hızlı bir önlem alınması gerektiği ve bu konuda halkın bilgilendirilmesi, dolayısıyla da evet, hazırlıklı, yani psikolojik olarak da hazırlıklı kılınması gerekliliğine ilişkin bir şey var. Tam da bu noktada evet, halkın ruh sağlığı için de bu sürecin şeffaf yürütülmesi galiba çok önemli. Bunu da anlıyoruz. Biz bunu aslında inkar diyoruz. Birini kaybettiğimizde de olur, hayır olamaz, ölmemiştir, bunu bana yapamaz, hayır gidemez, ya da öfkelenmek gibi. Bir süre durumu kabul edememek, ya da bir mesela ölmüş olabiliyor bir kimse. Bunu şeyde psikiyatrideki yaz sayısında yazmıştım. Şey diyebiliyor, tam cenaze töreni sırasında. Aa bir dakika ya, işte bu tür durumlarda ne yapılır? Dur ben bir halama sorayım. Ama aslında cenaze töreni halasının cenaze töreni. Yani insanın zihni hem bir gerçekliği bir taraftan kabul eder, hem de bir taraftan inkar etme eğilimindedir. Bence tepeden tırnağa, yani en tepemizden en aşağıdaki kişiye kadar, yetkisel anlamda söylüyorum, inkar edildi bu durum ve dolayısıyla da bununla ilgili halkı hazırlamakla ilgili şeylerde de güçlükler oldu. Ama bunu mesela deprem örneği vermiştim biraz önce, bağlantı kesilmeden önce, orada da görüyoruz. Hani pek çok insan çıkıyor, bilim insanı uyarıyor ama sürekli yeni depreme dayanıksız binalar yapılmaya, satılmaya, kiralanmaya devam ediyor. Aslında ne kadar bilgilendirilse de insanlar belki de çok uzun yıllardır sürekli farklı travmalara maruz kalmaktan, sürekli ülkedeki, dünyadaki belirsizlik ortamından, her gün yeni bir patlama, bombalama, bir savaş, kaçırılma, kadına yönelik şiddet, hırsızlık, dolandırıcılık, her gün o kadar çok kötü şey dinliyoruz ki artık herhalde kulaklarımızı kapattık ve bazı şeyleri görmezden gelmeyi kolaylıkla tercih ediyoruz, travmalar ülkesi olduğumuz için. Biraz da bu da hazırlanmayı zorlaştırdı. Peki bu sağlıklı bir şey mi sizce? Yani şöyle, bu kadar, şimdi ben de siz yayına bağlanırken onu biraz anlatmaya çalışmıştım. Hı-hı. Daha bu gündem olmadan hemen önce yine aslında toplumsal olarak hepimizi çok etkileyen, bireysel olarak da psikolojilerimizi çok etkileyen bir sürü gündemimiz hali hazırda vardı zaten. Şimdi böyle biraz yok saymak, bizim başımıza gelmezmiş gibi düşünmek, inkar etmek, hani acaba nasıl denir, ne kadar sağlıklısınız, ne dersiniz konuda? Yani bu mekanizma bizde varsa eğer bir oranda sağlıklıdır. Ne için sağlıklıdır? İşte delirmeyelim, aklımızı kaçırmayalım, bazı şeylerle ham haliyle yüzleştiğimizde birdenbire o da bir dona kalma tepkisi, o da bir kendini savunamama, hazırlanamama durumu da gerçekleştirebilir açıkçası. Belli bir oranda makul, fakat bunu genel geçer bir şey haline dönüştürmek, hiç uyanılmaya 100 yıllık bir uyku gibi yaşamak makul değil. Oradan sonrası zararlı olabiliyor. Ya da işte bir grubumuz çok ciddiye aldık bu haberleri, çok önlemlere dikkat ediyoruz, herkes eve kapandı. Bir grubu görüyoruz ki işte halayda, piknikte, askeri uğurlamada. Bu çok can sıkıcı oluyor tabii ki. Yani bir grubun inkarı diğer grubun önlem almasını anlamsızlaştırıyor bir taraftan da. Bu anlamda inkarı tabii ki sağlıklı bulmuyoruz. Ama ilk etaptaki şok reaksiyonuyla olan, yok canım öyle değildir biçimindeki inkar fizyolojik, olağan, kabul edilebilir. Hı hı.
Tabii bir taraftan bu bir yanıyla önlem alınması gerektiğini düşünen ve kişisel önlemlerini almaya çalışanlarla televizyonlardan ya da sosyal medyadan aslında önlemlerin ne kadar zayıf olduğunu görenler arasında böyle karşılıklı bir, nasıl diyeyim, nefrete varan kötü duyguların da oluştuğu. Dolayısıyla insanların birbirini suçlamaya, birbiri hakkında ön yargılarının da pekişecek mi, aslında duyguların da, fikirlerin de açığa çıkacağı bir toplam süreç de oluşturdu. Biz bunun en büyük örneğini belki de son dönemde özellikle yaşlılar üzerinden yürütülen propaganda ve bunun üzerinden bir yaşlı nefreti, yaşlıcılık, yani hani yaşlılık olarak değerlendirebileceğimiz bir durumla gördük. Yani eldeki bilimsel bilgi de çarpıtılmış gibi oldu. Virüsün kaynağı sanki yaşlılarmış gibi. Bunu neye yoruyorsunuz? Bu durum acaba süre giden sonuçlar oluşturur mu? Şimdi yaşlılara olan vurgu yine global bir vurguydu. Diğer ülkelerde de yaşları korumak anlamında en kırılgan olan grup, virüsün en çok etkilediği grup olarak bunu ilan ederek korumaya çalışan bir yaklaşımdı. Fakat bizim ülkemizde yapılan basın açıklamalarında ve basının, medyanın yer veriş biçimiyle birlikte ve sosyal medya kullanımındaki öne alınamayan kutuplaşma ve tadını kaçırma, dozunu kaçırma durumu var ya, esprilerin, şakaların, işte mizahın. Bütün bunlar bir araya gelince iş çığırından çıktı. Aslında ben birkaç hafta öncedir yazıyordum. Yani bu yaşlılar deyip duruyorsunuz ama nesneleştiriyorsunuz. Bakın, bir dönem mülteciler, bir dönem kadınlar, bir dönem çocuklar. Hani sanki bunlar cansız bir takım varlıklarmış gibi bahsediyorsunuz. Bu insanlar ölü değil, canlılar. Aramızdalar ve ne yazarsak yazıp çizip okuyorlar. Yani sürekli birinden bahsediyorsunuz ve yoklar gibi bahsediyorsunuz. Hatta tepki de aldım böyle şeyler yazdığım için. Ne alakası var? Yaşları korunmak için yazıyorlar, işte yapıyorlar, siz de her şeyin altında bir şey arıyorsunuz gibi. Dedim, bakın görün, yani bu böyle bir furya gelecek ve çok kötü olacak. Nitekim de öyle oldu. Çünkü yapılan açıklamalarda işte hep belli bir yaşın üzerinde, ama o yaşı da bilmiyoruz. Bir yaş aralığı da yok. Yaşlılar öldü, yaşlıların tamamı öldü vesaire gibi denilince şöyle bir şey oluştu. Yani sanki, hatta böyle şeyler yazıldı, çizildi de işte sanki belli yaşın üzerindeki insanlar hastalanarak hepimize yük oluyorlar. Sağlık sisteminin önünü tıkıyorlar. Sanki de hastalık bulaştırıyorlar. Ve bir süre sonra da artık bütün suçlu onlar gibi bir şey oldu. Bu etiketlemelere çok dikkat etmek gerekiyor. Bilmiyorum bilim kurulunda kimlerden oluşuyor ama bilim kurulunun içerisinde mutlaka sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, bu alanlardan insanların da olup hani açıklamalar ne şekilde, nasıl yapılabilir, bunların da belki konuşulması ve istişare edilmesi gerekiyor. Çünkü Türk Tabipler Birliği gibi, Türkiye Psikiyatri Derneği gibi, Türk Psikologlar Derneği gibi köklü mesleki örgütlenmeler yıllardır bu tür olayların içindeler ve basın açıklamalarının nasıl yapılması gerektiğinden hani habercilik diline kadar pek çok buna özgü basın açıklamaları var. Buna özgü çalışma grupları var, bilimsel çalışma grupları var. Dolayısıyla şu anki yapılan açıklamalarda bunun eksikliğini görüyoruz açıkçası. Bu psikolojik unsurların, bazı cümlelerin nereye varabileceğinin ve bazı kesimleri incitebileceğinin mutlaka öngörülmesi gerekiyor. Şu anda olan şey aslında bir şeyler açıklanıyor, söyleniyor. Sonra insanlar sosyal medyadan tepki veriyorlar ve sonra söylemler değişiyor. Bu da çok güzel bir şey bu arada. Yani yıllardır kutuplaşmaya, ötekileşmeye, öfke diline ve nefret diline o kadar çok tanık olduk ki çeşitli platformlarda. Açıkçası son zamanlarda bu pandemi olayının yönetiliş biçimindeki incitmemeye çalışan dili çok olumlu buluyorum. Özellikle Sağlık Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini çok önemli buluyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bir şeylerin yanlış ya da eksik olduğunu hep eleştiriyoruz. İşimiz eleştirmek, yermek değil. Güzel olan, doğru olanı da söyleyelim ki, hoşumuza gideni de söyleyelim, insanlara iyi gelen şeyi de söyleyelim ki bunlar daha da artsın, çoğalsın. Yani orada bir hedef gösterme durumu olmuş oldu. Belki istenmeyen bir şekilde yaşlılar. Neyse, daha sonra işte yazılan, çizilen uzman görüşleriyle vesaireyle hemen söylemler değişti. Zaten söylemler değiştikten sonra da söndüğünü gördük bu nefretin. Hop hemen hantavirüs çıktı. Ondan sonra Çinli nefreti geri döndü. Yani insanlar bir odak arıyorlar. Saldıracak yer de arıyorlar. Bu tabii çok ilkel bir
yaklaşım. Ama hepimizin içinde ilkel taraflar var. Bazen hepimizin içinden o öfke, o kontrol edilemeyen birini suçlama, bir hatalı bulma arzusu baş gösteri veriyor. Önemli olan içimizdeki kötüyü tanıp, kötüyü tanıyıp onu dizginleyebilmek zaten. Evet, galiba bu dizginleme meselesini korkular, kaygılar, endişeler ve hatta öfke içinde biraz sonra konuşacağız. Şimdi dediniz ki işte uzmanlar konuşuyor, sosyal medya, televizyon, işte ne bileyim WhatsApp gruplarından atılan ses kayıtları, işte bir taraftan doğrulanamayan ama insanların süreç şeffaf ilerletilmediği için güvensizlik duyguları çok yoğun olmasından kaynaklı inanma şeyi. Zaten bizim memleketimizde de çok var bu. Şimdi bunlar yani bu çok yükseltti aslında şeyimizi de, kaygı düzeyimizi de galiba. Evet. Şimdi evet. Bu noktada kendimizi koruma altına almak için ihtiyacımız olan bazı şeyler var galiba. Hani hiç bilgi edinmekten kaçınanlar bir uçta, tümüyle bütün gündemi ve aslında takibi şeyi falan koronavirüs gündemi olanlar da bir tarafta araya serpilmiş durumdayız toplumda. İki uç bakımından nasıl bir tablo çizersiniz ve hani bu iki ucun arasında da çok sayıda insan var gerçekten ama ikisi de herhalde çok sağlıklı değildir. Doğru olan hangisi? Birkaç kaynak belirleyip bunlardan birkaçı kamusal kaynaklar olmalı. Bence işte Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği gibi ya da işte teyit.org, Evrim Ağacı gibi. Yani bir takım hem resmi hem de bilimsel alanda çalışan insanlar tarafından önerilen insanları takip etmek. Yani birçok doktorun ya bu söylenenler hiç bilimsel değil, böyle şey mi olur, bunlar safsatadır yazdığı altına yüzlerce yorum olarak. Birçok sivil insanın da bilim alanından olmayan insan, niye canım hocamıza öyle söylüyorsunuz, işte biz hocamızı çok seviyoruz falan dediği kimseler var ya, böyle işte ekran yüzleri. Yani bir bilim insanı sıfatıyla bir yere çıkan bir yorumcunun yaptığı açıklamalara istinaden kurumlar, kuruluşlar ve çok sayıda tıp doktoru ya da bilim insanı itiraz ediyorsa, o insanların açıklamalarını okumamak, hatta karşınıza çıkmasın diye de belki bloklamak iyi olabilir ya da sessize almak iyi olabilir. Bunu mutlaka önemsiyorum çünkü bizler de böyle yapmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki şu kişiyi izleyin, onun söylediği her şey doğrudur. Yani ben de bir düşüncemi açıklayabiliyorum. Sonra diyorum ki yanılmışım, yanlış bir yorum yapmışım diyebilirim, diyebiliyorum. Bunu yapan pek çok meslektaşım var. Ya da bir tweet atıyoruz ve yanlış anlaşılıyor. Aslında birbirimizi tanıyan insanlar olarak o tweet'i okuduğumuzda biz ne demek istediğimizi anlıyoruz birbirimizin, ama sadece onu okuyan bir insan anlayamayabiliyor. Bağlamından koparılıyor her şey. Bir de şey çok seviliyor, işte küçük bir kesit alıp linç etmek çok seviliyor. O zaman o tweet'i silebiliyoruz yani, sürekli yanlış açıklamalara ya da yanlış anlaşmalara yol açtığı için. Yani kendini güncelleyen, esnek davranan, özür dileyebilen, her şeyi bildiğini iddia etmeyen, farklı görüşlere de yer veren, hep eleştirmeyen, arada takdir de eden böyle kimselerden birkaç tanesini seçip onları takip etmek. Gün içinde belli saatlerde okumak ara ara, ama bütün gün yeni bir şeyi takip etmemek mutlaka önerdiğim bir şey. Bir başka şey, benim de ailem var, yakınlarım var. Görüyorum bazen, WhatsApp gruplarımız var kendi aramızda, paylaşılıyor. Bazen birbirimizi uyarabiliyoruz ya da hekim meslektaşlar arasında, bak bu yasal bir sıkıntı oluşabilir, bunu paylaşmaması lazım insanların gibi. Ya da işte annem bana gönderebiliyor, bir video dolaşıyordu ortalıkta, yok sarımsağı sütle karıştır, işte zencefille bilmem ne yap, işte bu bilim kurulu üyesi hoca bunu öneriyor filan gibi, bu doğru mu diye gönderdi. Dedim ki tabii ki böyle bir şey doğru değil, yani böyle bir şey olamaz, zaten sonra onun bilim kurulu üyesi olmadığı, o kişiye ait olma, hatta kişinin tıp doktoru bile olmadığı şeklinde bir haber çıktı. Ha, zencefilin, süt tozunun, efeme söyleyeyim, sarımsağın iyi geldiği durumlar var mıdır? Vardır. Ama burada bir şeyin tek çözümü gibi çok iddialı, hele de bir gıda maddesi falan öneriliyorsa ve bu hiçbir şekilde bir bilimsel ispatı yapılamadıysa, buna hurafe olarak bakmakta yarar var. Bunu söylemek isterim. Peki, çok ilginç bir nokta bu. Yani niye insanlar doğru olmayan, uydurulmuş bilgileri üretip onu da dolaşıma sokarlar? Bir de böyle kriz dönemlerinde böyle şeyler çıkıyor ya çok ortaya. Yani sonuçta bunlar gerçek değilse üretilmiş bir takım safsatalar.
insan psikolojisinde bunun yeri nedir? Niye insanlar böyle safsatalar üretip ortalığa salıverme ihtiyacı hissediyorlar? Yani bunun birden fazla nedeni olabilir. Bu şunun gibi bir şey. Yani neden bir insan şiddet uygular? Neden hırsız olur? Neden bir insan katil olur? Neden yalancı olur? Bence çok farkı yok. Yani bu kadar topluma zarar veren bir şey olduğu vurgulanmasına rağmen hala daha siz yanlış biliyorsunuz demek, toplumu bu kadar yanlış yönlendirmek, sonra çıkıp aslında ben öyle demedim demek bir sürü video kaydına rağmen insanlar bence önce kendilerini kandırıyorlar. Biz bilim insanları ya da psikiyatristler, psikologlar, terapistler mesela süpervizyonlar alırız. Sürekli eğitim toplantılarına katılırız, kongrelere gideriz. Kendimizden kıdemsiz, yaşça çok küçük birinin anlattığı bir kursa gireriz. Çok alanında uzman bir hocamızın anlattığı toplantılara da gireriz. Yani yaptığımız şey sürekli kendimizi güncellemek ve kalibre etmek, yani ayarlamaktır. Ben bu türden insanların başka insanların bilimsel görüşlerine de fikirlerine de hiç önem vermediklerini, kendi dünyalarında kendilerini kandırdıkları şeylere inandıklarını düşünüyorum açıkçası. O yüzden hani kötüyü ve yanlışın niye olduğunu konuşsak aylarca, yıllarca konuşabiliriz. O kötüden kendimizi nasıl koruruz? Ona bakmamız gerekiyor. Toplumu yanlış bilgilendirdiğini hissedemeyebilirsiniz. Ama bunu söyleyen başka, mutlaka doğrulayan, farklı görüşlerden insanları takip etmenizi öneririm. Yani dinleyicilere bunu söyleyebilirim. Evet. Yayınımıza yeni katılanlar için bilgilendireyim. Sevgili uzmanımız psikiyatrist Arzu Erkan Yüce ile birlikteyiz ve bu korona günlerinde aslında kaygılarımızı, biraz psikolojimizi ve kendimizi, sevdiklerimizi mental olarak da tutabilmek için neler yapabileceğimizi de konuşacağız. Biraz böyle geniş bir yerden başladık. Şimdi biraz özellikle kadınların odaklandığı bir sohbeti de gerçekleştirmek isterim sizinle. Şimdi bir ev içi zaten çok uzun zamandır memlekette kadınlar için güvenli bir alan değil. Şiddet oranlarının zaten çok yüksek olduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin evlerin içinde çok daha görünür olduğu bir memleketteyiz. Ne demek bu? Yani işte ne bileyim, kadınların evin bütün yükünü çektiği, üstüne bir de işe gittiği filan bir tablo. Şimdi hani evde kalabilen kadınlar bakımından 24 saat evin hijyeniyle ve çocuklarla ve kocayla uğraşmak zaten çok büyük bir yük. Bir de işe gidiyorsa hele kaygılar, korkular, sıkıntılar çok daha artıyor. Ve elbette ki bir taraftan da bu ev içindeki yüklerdeki eşitsizlik, her işe yetişme çabası kadının beden ve ruh sağlığını gerçekten çok etkiliyor. Bize gelen yazılarda, mektuplarda, sohbetlerde biz bunun yansımalarını çok görüyoruz. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz ve öneriniz olur mu acaba? Şimdi zaten en az 3 kadından birinin fiziksel ve cinsel şiddete uğradığını biliyoruz ki bunun dışında ekonomik, psikolojik şiddet çok çok daha yaygın. Üstelik de bir kişi sadece bir şiddet türünden değil, aynı anda birçok şiddet türünden birden muzdarip olabiliyor. Ve biliyoruz ki en yakın kişiler uyguluyor aslında bu şiddeti. Hep yanlış bilinen şiddetin dışarıdan gelen bir tehlike olduğudur. Hayır değil, evlerimizde şiddet, eşlerimiz, eski eşlerimiz, sevgililerimiz, eski sevgililerimiz, babamız, abimiz, genelde erkek bireyler tarafından uygulanan bir durum ve genelde çocuk ve kadınların maruz kaldığı bir durum şiddet. Dolayısıyla gün içerisinde pek çok kimsenin gündüz ayrı işlerde çalıştığı ya da işte kadının evde olduğu, erkeğin kahvede olduğu, dışarıda olduğu ya da dışarıda içtiği, alkol aldığı, bunları biliyoruz. Birçok insan böyle. Ve birçok kadın ya da çocuk için evin erkeğinin ya da evdeki o şiddet uygulayan bireyin evde olmaması bir şans olarak görülüyor. Yani şu adam gelmeden bir uyusak, aman yine alkollü mü gelecek, yine birimize bir şey mi yapacak, saracak mı, sabaha kadar tutacak mı, bıçaklayacak mı beni? Üzgünüm bunları telaffuz ediyorum ama bunlar birçok evin gerçeği. Dolayısıyla terörize bir şekilde zaten yaşayan... Zaten Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nden de acile geçtiğimiz günkü yayında tam bu söylediklerinizin birebir örneklerini anlattı. Evet, bunlar gerçek. Bunlar gerçek ve birçok insan yani şu adam eve gelmesin de ne olursa olsun diye beklerken şu an şu karantina günlerinde o adamlar evde. O çocuklar ve o kadınlar da evde ve bir aradalar. Dolayısıyla şeyi de biliyoruz, şiddet uygulama davranışının hiçbir rasyoneli yani nedeni olmadığını biliyoruz. Yani yemek niye sıcak, niye soğuk, niye tuzlu, niye tuzsuz, niye gözünün üstünde kaşın var gibi herhangi bir gerekçe
şiddet uygulayan kişinin şiddet uygulamasına neden. Dolayısıyla aynı evin içerisindeyken sürekli birbiriyle bir arada, evde alkol alma vesaire davranışı da varsa, evde silah ya da zarar verecek şeyler de varsa bunların kullanılma olasılığını artırıyor. Dolayısıyla bu durumlarda şu anki gibi, ülkemizdeki gibi, tüm dünyada olduğu gibi eve kapanılan durumlarda şiddet oranlarının arttığını öngörebiliyoruz. Biliyoruz da, fakat ortaya çıkışı, bildirilişi az. Çünkü şu an örneğin güvenlik güçlerini düşünelim. İşte cami kapısı tekmeleyen adamı mı alsın? İşte sokaktaki bu 65 yaş üstü insanların dışarı çıkmasıyla ilgili gelen genelge sonrasında dışarıdan insanları evine mi toplasın? İşte suçluları mı yakalasın? Yoksa kadınların bildirimine mi baksın gibi bir durum olabiliyor. Pek çok kadın 183'ü araması gerektiğini bile bilmiyor. Peki 183 arayınca cevap veriyor mu? Şu an hatlar kilitlenmiş durumda, cevap veremiyor. Bir acil dayanışma hattı olacak, evden arayacak. Adam yanında nasıl arasın, nasıl söylesin, kimden yardım istesin? Karakola gittiğinde karakoldan şöyle geri çevrilebiliyor maalesef ki. İşte zaten pandemi var şu anda, dışarı çıkmak yasak, sizi bir sığınağa yerleştiremeyiz. Zaten dava açsan da mahkemeler şu anda iptal oldu. Sen en iyisi evine dön kadın şeklinde yönlendirmeler de olabiliyor. Güvenlik güçlerinin rolü burada çok önemli kadına yönelik şiddetle ilgili. Ve evet, kadın evet, acil bir önlem talebimiz de tam bu yüzden var. Evet, ve kadın evden diyelim ki gidecek, herhangi bir tehlikeli durum var, kendisi mi gitsin, çocuklarını da mı alsın, hadi çıktı şimdi dışarıya nasıl gidecek, evde belki bakıma muhtaç bir başka birey var, peki parası var mı, nereye yerleşecek, yani bunlar zaten normal hayatta diyeceğim, yani sanki hayatımız çok normalmiş gibi, yani pandemi olmayan zamanlarda bile sıkıntıyken, şimdi bir insanın buna kalkışması, cesaret etmesi zor görünebilir. Ama bunlar yıldırıcı peki, olmasın nasıl elbette. Peki nasıl kadınlara? Bunlar yıldırıcı olmasın. Burada kadın dayanışma topluluklarının, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin, basının, bizlerin, herkesin rolü çok önemli. Mutlaka kamu spotları yapılmalı. Her yerde bunlar dillendirilmeli ki kadınlar şikayet edebileceklerini, o evde kalmak zorunda kalmadıklarını, en önemlisi şiddet bildiriminde bulundukları zaman şiddet uygulayan bireyin evden uzaklaştırılacağını bilmeliler. Yani siz başka bunlar eve taşınmak zorunda değilsiniz. Evet, kadınların yani bütün bu bilgilendirme süreci, acil önlemlerin alınması, yani kadınların bu konuda devlet katında görevlendirilmesi. Evet. Yani bunların devlet katında dillendirilmesi, hani kadınların psikolojik olarak rahatlamasını ve kimi kaygılarını daha sağlıklı üzerinde yaşamalarının da aslında bir şeyi olanağı olabilir, değil mi? Şimdi de böyle bir tabii, galiba. Tabii. Yani biz bu işin içindeyiz, bunu yapamazsınız, bunu hiçbir zaman yapamazsınız ama şimdi bu gürültü arasında gözümüzden kaçacağını sanmayın. Bakın biz devlet olarak, yöneticiler olarak, yetkililer olarak elimiz yakanımızda mesajının verilmesi gerekiyor şiddet uygulayan bireylere. Peki bu mu yapılıyor? Hayır, böyle bir kriz masası olmadığı gibi şu anda işte mevcut şu an üzerinde konuşulan istismarcıların affı ya da ceza indirimine uğraması ile ilgili çalışmalar filan yapılıyor. O yüzden her bir şey merak ediyorum. Elbette ki hani bir genelleyerek konuşacağınızı biliyorum bunu, hastalarınızın mahremiyeti dolayısıyla, ama eminim ki hani ülkedeki sayıları düşününce çocukken istismara uğramış ya da işte bir şiddet tehdidinin ardından size başvuruda bulunan çok sayıda kadın vardı bu süreçte. Zaten halihazırda pandeminin yarattığı bir büyüyen kaygı durumu söz konusu. Bir de böyle haberler çıktığında, yani işte infaz düzenlemesiyle cinsel suçlular, Türk istismarı failleri, işte ne bileyim kadınlara kasteden çeşitli suçların failleri de çıkarılacaklar gibi bir bilgi daha gerçekleşmese bile, yani böyle bir bilginin bu koşullar altında yaygınlaşıyor olmasının kendisi bile nasıl, ya yani bir sıkıntı yaratıyor mu, nasıl gözlemliyorsunuz? Tabii ki kendisi bile stres verici, kendisi bile tetikleyici, tehdit edici bir şey. Şimdi biliyoruz ki cinsel istismar, fiziksel istismar, aile içi şiddet neye maruz kalırsa kalsın, kadın ya da erkek, her kimse, bu travmayı atlatıp hayata devam etse bile, güçlenerek devam etse bile,
Zaman zaman kabuslar görme, zaman zaman seslerden irkilme, belli hatırlatıcı durumlar olduğunda hala bazı şeylerden rahatsız olma gibi bir durum yaşayabiliyor. Yani insan eliyle travmalarda bunları kişi her ne kadar atlatsa bile yaşam boyu bu travmalar bizlere eşlik ediyor. Benim danışanlarım olsun, arkadaşlarım, çevrem, tanıdıklarım olsun, neredeyse herhangi bir biçimde tacize uğramayan bir insan yok. Ha, bunun boyutu değişiyor, şiddeti değişiyor, kimin tarafından uygulandığı değişiyor, hikaye değişiyor ama neredeyse ihmal, istismar yaşamayan insan yok. Dolayısıyla bu suçluların, faillerin cezalarını çekmeden, gelişigüzel nedenlerle ortalığa yeniden salınıverecek olması hepimiz açısından çok tehlikeli ve tehdit edici ve kabul edilemez. Üstelik de zaten adaletin zar zor sağlandığı, zaten haksız tahrik indirimlerinin uygulandığı, insanların gerekçesiz yere salıverildiği bir durumda zar zor içeride olan ya da hükümlü olan insanların şimdi dışarıya çıkacak olması insanların atlattıkları travmaları yeniden yaşamaları anlamına geliyor. Buna çok 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 dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Evet, bir de salgı sürecinde kendimizi zaten çok korunaksız ve geleceğe ilişkin belirsiz de hissediyoruz. Dolayısıyla kaygıları arttırmak yerine toplamda gidermek gereken bir herhalde bir kriz yönetimine çok ihtiyacımız var. Şimdi biz mesela şunu gördük, hani fiziksel bir şiddet olsun ya da olmasın. Sonuçta aile, yani ev içerisinde kapalı kalmak, ilişkileri geren, ilişkileri aslına bakarsanız hele de o cinsiyet iş bölümü nedeniyle böyle sinirleri de hoplatan filan bir noktaya geliyor. Mesela Çin'de salgın sürecindeki karantina günlerinin hemen ardından boşanmaların da arttığını da öğrenmiştik. Şimdi bu sürecin ilişkilerin bozulması ve aslına bakarsanız toplamda hani birlikteliklerin geleceğinin aslında farklı biçimler alması noktasındaki etkisi ne? Ya da bu konuda kadınların gerçekten bir karar vermesi noktası sizce hani hangi nokta olması lazım? Şimdi ilişkilerde problemler olur ve insanlar genelde bu problemleri ötelerler. Bu şiddet olur, geçimsizlik olur, başka bir şey olur. Uyuştururlar kendilerini çalışarak, işle, dışarıya çıkarak, alkol alarak, başka bir şeyle oyalanarak vesaire. Kaçınmalarla ve görmezden gelmelerle, işte o inkar dediğimiz durumla. Ama şimdi bir odanın içine, bir evin içine hapsolunduğu zaman, üstelik de üstüne sorumluluk ve stres bindiğinde, gelecek kaygısı ve belirsizlik bindiğinde bazı şeyleri yeniden oturup düşünme, hesap etme, hatta şöyle şeyler yapma zamanı da olabiliyor. Bilirsiniz işte insanlar kalp krizi geçirir ya da bir kanser atlatırlar ve sonra mesela ayrılırlar, boşanırlar, bir işi bırakırlar. Yani hayata ben niçin geldim, niçin varım ve bundan sonra ne için yaşıyorumun muhasebesini yaparlar. Belki böyle dönemler biraz muhasebenin de yapıldığı bir dönem oluyor. O yüzden de iki ilişkilerde kopmaları, ayrılmaları ya da tam tersine güçlenmeleri de görebiliriz. Şimdi Twitter'da çok okuyorum, hoşuma da gidiyor. Feminist kadınlar yazıyorlar partnerlerinin evdeki iş bölümüne katılmayışlarıyla ilgili. Yani o feminist olan erkeklerin asıl yüzü şimdi çıkacak, biraz turnusol kağıdı gibi. Evdeki işlere katılıyor mu, katılmıyor mu, iş bölümüne ne derece ödem veriyor? Çünkü genelde biliyoruz ki işte, hatta eleştirdik de, ben bu arada Mansur Başkan'ın çalışmasını çok beğeniyorum. Bu süreçteki güven verici ve öncü hallerini o yazdı. 12 yaş altı çocuğu olan ebeveynlerin izinli olacağını. Fakat ebeveyn demedi, anneler dedi ve biz de eleştirdik. Yani bu çok güzel ama bu anne baba da densin buna. Anne, sonra Tunç Başkan işte anne baba diye yazdı. Sonra anne baba diye, ebeveynler diye devam etti. Bu çok güzel bir şeydi, bulaşıcı olması. Çünkü hep şöyle bir şey var. İşte anneler ne yapacak? Yahu niye anneler? Hı hı. Çünkü yüzyıllardır hep annelere bu görev verilmiş. Bir şey oluyor. Annesi, hani doktorlar muayene ederken bile işte, annesi bu ne? Annesi şu ne? Çünkü babalar bilmiyorlar. Genellemek istemiyorum. Eski babalık rollerinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu rollerin değişmesi gerekiyor artık. Hem annelik rolü, hem babalık rolü, hem ebeveynlik rolü değişmeli. Şimdi kadının, onu konuşuyorduk biraz önce, işte hem işe gidiyor,
hem öz bakımı yerinde olacak, hem çocuklar şimdi uzaktan eğitim alıyorlar, ödevleri yaptırılacak, öğretmeniyle temas edilecek, ay ne pişirilecek, nasıl dezenfekte edilecek, haberler okunacak, sosyalleşilecek, işte büyüklerimiz aranacak, sivil toplum dayanışma dedik, onu da yapalım, bunu da yapalım, hangi birini yapalım? Bu noktada da ayrımlar çok ortaya çıkmaya başlıyor. İkili ilişkide makas açılmışsa, bir kişi eşitlik ve ilerleme yönünde devam ediyorken diğer kişi eşitsizlik yönünde ve olduğu yerde sayıyorsa, o zaman aradaki fark çok açılıyor ve bence bir ilişki iki tarafa da yük olmaya başladıysa ve çözüm için ortak adımlar atılamayacak noktadaysa, ki çift terapisi, ilişki terapileri bunun için gerçekten çok dönüştürücü olabiliyor. Bunu görüyorum günlük pratiğimde de. Ama olmuyorsa da bazen olmuyordur. Hele ki şiddet varsa, hele ki aşağılama, hele ki özellikle evlilik içi tecavüzler, bu arada çok sık gördüğümüz şeyler. Cinsel şiddet en çok evde görülüyor. Bu eşiniz ya da bir akrabanız tarafından başınıza gelen bir ensest tecavüz de olabilir. Dolayısıyla böyle şeyler de varsa, bu tür durumlarda zaten terapiye gidin, terapiste gidin, biraz daha dayanın, katlanın gibi bir şeyler söylemiyoruz. Her zaman önce kişinin güvenliği, evden, ortamdan şiddet uygulayan kişinin uzaklaşması, şiddete maruz kalan kişinin güçlendirilmesi ve sonra süreç içerisinde bazen şiddetin olduğu ilişkilerin de düzeldiğini, yoluna girebildiğini biliyoruz. Ama burada şunu altını çizmeliyim. Yani şiddet bir suçtur, bir hastalık değildir. Şiddet uygulama davranışı, evet, bir bozukluk olsa da, her ne kadar biz insanlara bu konuda yardımcı olabiliyoruz bazı davranışlarını değiştirmelerinde, ama en nihayetinde mazur görülecek bir şey değildir. Bunu da söylemek işte isterim. Zaten şimdi bir sürü iş saydınız kadınların üstündeki, işte çocukların eğitimde takip edilsin, uzaktan eğitimi de işte yapasın, evde temizlensin, öteki yaşlılarla ilgilensin, bu biz kendimiz yapıyorsak zaten bunların hepsini, evet, değil mi? Yani ne gerek var? Ne gerek var? Geri kalan, hayatın bütünü bakımından da karşımıza çıkacak bütün yükler üstlenebiliriz. Ama tabii ki burada çok önemli bir nokta şu: kadınların aslında ayakta kalabilmesinin ve hayatlarını devam ettirebilmesinin en temel koşullarından bir tanesi ekonomik olarak kendilerini ve çocuklarını geçindirebilme olanağına sahip olmak. Şimdi tam şu noktaya bağlamak istiyorum bunu. Şimdi özellikle bu pandemi sürecinde neredeyse hani ölüme gönderilir gibi bir sürü çalışanın dipte üretim alanlarında, hani aynı yemekhaneler, aynı soyunma odaları, aynı hani güvenliksiz alanlarda çalışmak zorunda bırakıldığını görüyoruz. Ben bunun adı çalışmak zorunda bırakılmak diye koyuyorum. Çünkü sonuçta bu bir adı her ne kadar işe gitmek olsa da, hani neredeyse hayatını devam ettirebilmek için hani bir kölelik zorunluluğu gibi bir şey haline geldi şu günlerde özellikle. Dışarı çıkmak çünkü çok büyük oranda, evet, hani korona riskiyle burun buruna kalmakla eşdeğer gerçekten de. Şimdi bizim de pek çok işçi kadın arkadaşımızın kaygılarını yansıttık, dertlerini, sıkıntılarını, o belirsizlikle ilgili sıkıntılarını da çok da güzel, hani hiç benim ifade etmeme gerek olmayacak kadar açık ifade ettiler. Şimdi gelecek kaygısı, bu ayın sonunda nasıl bir yoksulluğun bizi beklediği sıkıntısı, borçlar, faturalar, çocukların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, yani bunlar çok ciddi sıkıntılar, çok büyük kaygılar gerçekten de. Bunların yaratacağı sonuçlar neler kadınlar bakımından? Çok önemli. Şiddeti işte evden gidebilirsiniz, boşanabilirsiniz vesaire diyoruz. Eminim birçok kadın diyordur ki nasıl gideyim? Çünkü alım gücü iyi olan, ekonomik gücü, hatta toplumdaki yeri daha güçlü pozisyonda olan birçok kadınla da çalışıyorum. Gerçekten çok zor bu kararı vermek, silkinmek, belki aileleri, belki topluma, belki tabuları karşına almak ve yürüyüp gitmek, ya da çocuklar soruyorlar neden ayrıldınız, boşandınız, idare etseydin, boşanmıyorsun, niye boşanmadın, niye bu adamı çektin yıllarca, niye bizi buna maruz bıraktın? Yani pek çok boyutuyla zor bir şey. Hele ki şimdi iş belirsizliğinin, gelecek belirsizliğinin, ekonomik belirsizliklerin, hatta yoksulluğun çok kapıda olduğu, hepimiz için çeşitli oranlarda kapıda olduğu bir durum var.
Dolayısıyla insanlar çok daha kaygılılar. Pek çok günlük, gündelik iş yapan insan işinden oldu şu anda. Biz tabii ki ben çok yazdım. Yani topyekün bir sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu iş olmayacak. Hani orayı kapat, burayı kapat, işte barları kapat, iyi. Hadi kıraathaneyi kapat, kuaförü kapat. Yani haftalar kaybettik. Toptan kapatsaydık belki ülkeyi. Bir açıp kapatmak denir ya, yani şöyle bir cihazı kapatıp açmak ya da öyle bir şey olsa belki bu noktaya gelmeyecekti. Şimdi ekonomik kaygılarını anlıyorum insanların ve hükümetlerin. Bana çok kızlar böyle yazdım diye. İşte ekmeğimizi sen mi vereceksin? İşte biz işe gitmezsek nasıl kazanacağız? Ama hepimiz için geçerli. Yani bir süre sonra hepimiz işsiz kalacağız ve kimse kimseye bir şey satacak. Ne ürünü kalacak, ne de satın alacak müşteri. Ama kadınlar bundan yine bütün her şeyden olduğu gibi en çok etkilenen kesimlerden bir tanesi. Genelde düşük ücretle çalıştırıldıklarını ve özlük haklarının genelde olmadığını biliyoruz. Her sektördeki kadının. Burada hükümetin herkesi gözeten ekonomik paketler açıklaması en tedavi edici şey olacaktır. Bunun dışında bireylere düşen şey taleplerini ısrarlı bir şekilde dile getirmek ve dayanışma içinde olmak. Yani ekonomik dayanışma olur, İmece olur, birbirine destek olmak olur. Ama bireylerin salt çabasıyla yapılabilecek bir şey gibi durmuyor açıkçası. Evet. Şimdi biz sizinle böyle yayına bağlanma sıkıntısı yaşarken yorumlar akıyordu. Direkt bugünkü programımızın konusunu söyler söylemez hemen pek çok kadının örneğin eşim, oğlum, kızım işe gidiyor, ben evde olmama rağmen yani onlar için çok endişeleniyorum dediğini. Nasıl korunacağız? Korunmanın olanağı yok ki hani bu koşullar altında kaygısını çok dile getirdiğini gördüm. Sadece bir değil birden çok kadın hemen arka arkaya yorumlardı bunu ifade etti. Şimdi bunun psikolojik bazı herhalde yansımaları, sonuçları olabilir. Bunlara ilişkin değerlendirmeniz ne olur acaba? Şimdi kaygısının normalin çok üstünde olduğunuz kendisinin hissettiği durumlar var kadınların ve elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum diyen. Temizlik takıntımı kontrol altına almıştım tekrar hortladı diyen. Sinirini öfkesini küçük çocuğundan çıkaran ve sonra bunun vicdan azabını yaşayan. Çok kadın var. Ne dersiniz? Şöyle ara ara bu biraz önce sözünü ettiğim kurumların bilgilendirmeleri oluyor. Özellikle Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çok kapsamlı bilgilendirmeleri var. Web sitesinde de bunlara erişilebilir bir şekilde. Bizler de hep bilgilendirme programları bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önce bunları dinleyip sağduyulu olmaya çalışmak. Hepimiz korkuyoruz. Bakın hastanelerde çalışan bir sürü sağlıkçı var. Karı koca, hekim, hemşire olan. Bu insanlar çocuklarını 65 yaş üstü ebeveynlerinin yanına bırakıp hatta bazen işte 1+1 evler tutup otellerde ya da hastanelerde yatarak şu anda 24 saat nöbet tutarak ya da güneş ışığı dönüşümlü çalışarak hizmet veriyorlar insanlara ve bu insanlar da eve geliyorlar, gelmek zorundalar, yapacak bir şey yok. Yani birçok insan tehlike alıyor. Şimdi bu hastalığı hepimiz geçireceğiz. Önce bunu kabul etmekte fayda var. Yani tamamen korunacağız, atlatacağız diye bir şey yok. Sırayla nasıl herkes bir şekilde grip oluyorsa bu da hepimize bulaşacak. Kimimiz çok ağır geçireceğiz, kimimiz çok hafif geçireceğiz. Ya da kimimizin ciddi sağlık problemleri olacak, kimimizi kaybedeceğiz. Birçok hastalıkta olduğu gibi. Burada yapılması ya çalışılan şey şu, bunu aklımızda tutmalıyız. Virüsü olabildiğince temasını bizden uzak tutmak, olabildiğince sırayla hastalanmak. Ne demek bu? Yani tehlikenin göbeğine gitmek değil, kaçınacağız. İşte birimiz yakalanacak, onu karantina altına alacağız. O iyileşirken hastanedeki bir yatak boşalacak, o taburcu olacak, o onun yerine yatacak. Böylece hem sağlıkçılar tükenmeden hizmet verebilecek, hem yeterli solunum cihazı, hem yeterli yoğun bakım hizmeti olmuş olacak. Aşısı bulunana kadar yapılabilecek şey şu anda bu. Antijen çalışmaları var. Hastalığı atlatmış olan kimselerin kanlarından alınan, ayrıştırılan bir takım hücre, savunma hücrelerinin sağlıklı bireylere ya da hasta bireylere tam detayını araştırmadım, yanlış vermeyeyim bilgi, aktarılarak aşı gibi bu kişilerin bağışıklanmasının güçlendirilmesi gibi çalışmalar var. Yani hep şunu hatırlayalım, hastalıklar hep vardı ama tıp var, ama bilim var ve biz bugüne kadar nasıl kızamığı yendiysek, nasıl su çiçeğini yendiysek, nasıl tüberkülozu yendiysek,
Nasıl birçok hastalığın aşısı varsa ve bundan bu sayede kurtulduysak bu da bu. Buradan da aşı karşıtlarına sesleniyorum. İşte yok onun aşısı cıvalıymış, yok bunun aşısı otizm yapıyormuş dediğiniz şey işte bu. Yani bir zamanlar kızamık şu an pandemide koronavirüs, COVID-19 ne yapıyorsa bir zamanın kızamığı buydu, tüberkülozu buydu, vebası buydu, su çiçeği buydu. Yok çocuk bağışıklansın, kendi kendini atlatsın diye bir şey yok. Neyin aşısı varsa, protokolde doktorlarınız neyin aşısını öneriyorsa mutlaka onları yaptırmalısınız. Benim kızım var, 12 yaşına girecek. Ben bütün aşılarını yaptırdım protokolde olan. Onun dışında doktorunun önerdiği ekstra aşıları da aynı şekilde yaptırdım. Yani bunun aşısı çıkana kadar sırayla hastalanacağız. Makul önlemler neyse onları almaya devam edeceğiz. Ruh sağlığımız da önemli. Obsesif kompulsif bozukluğu olan, titizlik hastalığı olan, bunları tekrar depreşmiş olan hastalarımız terapi desteği alabilirler. Online terapi hizmeti veren bir sürü terapist var. Şu an sağlıkta, yani kamuda da bunun çalışmaları yapılıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği keza bununla ilgili çok köklü çalışmalar yapıyor. Çok takdire şayan çalışmalar yapıyor. Oralardan yardım alınabilir. Bir süre sonra bir dengeye ulaşacak bir takım şeyler. Bizler de şaşırıyoruz. Ben de şunu da söylemek isterim. Ben de acaba bunu böyle mi temizlesem? Şunu nasıl yapsam? Aa bak şu hiç aklıma gelmemişti. Şunu da bir bilene sorayım ya da şu konuda bir yazı okuyayım diyeyim. Gidip bir şey okuyorum ve onu güncelliyorum. Yani bizler de araştırıyoruz. Tek bir davranışımız ölümcül bir sonuca yol açmayacak. Onu söylemek önemli. Yani ateşin var, öksürüğün var, yurt dışından geldin, saklıyorsan evet ölümcül bir şeye ulaşabilirsin. Ama onun dışında bir şeyi eksik yıkadın, 5 dakika az yıkadın, bir yerde silmeyi unuttun diye kimse kimsenin hayatında büyük kayıplara yol açmaz. Çünkü vücudunuzun da bir savunma hücresi, savunma sistemi var. Yani buradan boş verelim, önlem almayalım anlamı çıkmasın. Fakat yaptığımız her şeyde böyle tek sorumluluk da bizde değil, titizlik hastalıkları ve takıntıları olanlar için söylüyorum. Çünkü onlarda artmış sorumluluk ve her şeyden kendini sorumlu hissetme gibi bir davranış kalıbı, düşünüş biçimi olduğu için söylüyorum bunu. Evet, bu konuda biraz kendimizi de sevmek, biraz kendimizi rahatlatmak evet, galiba oldukça önemli. Çünkü sevdiklerimizin kaybı bizde çok büyük bir kaygı yaratıyor tabii. Yani hı-hı, fikri bile gerçekten de böyle büyük aslında stresleri beraberinde getiriyor. Üst üste böyle hani neredeyse sayaça bağlanmış gibi böyle hani hasta sayıları, kaybettiğimiz insanların sayıları falan da açıklanınca hani o her bir rakam bir insan olduğunu ve onun bizim sevdiğimiz bir insan olabileceğini düşününce hakikaten bu çok korkutucu bir şey. Bu korku aslında normal. Biliyoruz. Evet. Herkes sevdiğini kaybetmekten çok korkar. Ama böyle bu böyle artık sevdiğimiz bütün insanların hayatını kontrol altına almaya da bizi götürürse, çocuklarımız mesela. Yapma, dokunma, etmek, yapma, bitmem falan, yani böyle çok müdahaleci anneler filan haline gelmekle ilgili bir endişe yaşadığını da söyleyen çok sayıda kadın oldu. Buna ilişkin var mı acaba bize önermek isteyeceğiniz şeyler? Sorumluluklar bölüşünce endişeler azalır. Evde nasıl iş bölümüne katılmayan erkeklerden bahsettik. Belki önlemlere ve çocuk bakımına ya da çocuğun eğitimine katılmayan erkek bireyler varsa da bu olabiliyor. Kadına büsbütünüyle sorumluluk yüklenmiş gibi olabiliyor. Bir belki sorumluluğu bölüşmek bu olabilir. Ailecek belli kararları almak ve iş bölümü yapmak ve birbirini sırayla uyarmak. Hani sen de beni uyar, ben de seni uyarayım gibi. Hani bütün sorumluluğu üstüne almak değil de topyekün bir davranış alışkanlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Yani nasıl işte sokakta giysisiz dolaşamıyorsak ve bunu çocuğumuza öğrettiysek ve her gün giyinmesi gerektiğini hatırlatmamıza gerek kalmıyorsa ve çocuklar giyinip dışarı çıkıyorlarsa oraya dokunma buraya dokunmaları da evde kurallar belirleyerek, yani evimizi temiz tutarsak ve dışarıdan giriş çıkışı kısıtlarsak, zaten eve kapalı bir durumda kalıyorsak onu yapma bunu yapma demeye zaten gerek yok, ama şunu demek gerekebiliyor: işte eline hapşurma, hadi git elini yıka, eline öksürdün, hadi git elini yıka, ya da yemekten önce sonra yıkamadıysa bunları hatırlatmak gerekebiliyor. Çok kolay değil tabii, akışına bırak diyemiyoruz böyle salgın olduğu için. Yani normal bir durum olsa, çocuk bunu yapmıyor olsa davranış, ya biraz akışına bırakalım, biraz gençtir, ergendir, hani çok da
didişmemekte yarar var diyebiliyoruz ama bu ciddi bir durum. O yüzden belki şey olabilir, çocuğun rol model alacağı kişileri bulmak, onları dinlemek beraberce, ona sormak, sen bir araştırır mısın, ya sen şuna bir bakar mısın, ne yapsak bu konuda acaba demek gibi yollar. Ya da bazı konularda daha esnek bırakmak. Yani şu aralar çok kısıtlıyoruz çocukları. Ben örneğin dijital ya da sanal diyelim ki televizyon izlemesine daha fazla hoşgörüyle bakıyorum. Daha da fazla zaman bırakıyorum. Yani ya da bazı konularda daha esnek davranmaya çalışıyorum. Çünkü yani bir yerden sonra çok fazla sıkıştırırsanız bütün herkes bir yerden patlar. Dengelemek gerekiyor. Başka konularda söz hakkı verilebilir. Daha çok sevdiği yemekler yapılabilir. Biraz atıştırmalıklara, abur cuburlara ağırlık verilebilir. Yani abur cubur dediğim dışarıdan paketli gıdayı kastetmiyorum da. Yani işte ıspanak sevmiyorsa üst üste ıspanak yedirmek yerine birkaç günde sevdiği patates kızartmasını yiyiversin çocuklar gibi. Yani dengeyi gözetmek çok zor bir şey. Çok zor. Çok zor. Bence hiç bağdaşmıyor. Kadın, gerek yok yani. Kadın müsaadeyle bağdaşmıyor yani ıspanak. Hiç bağdaşmıyor gerçekten de. Kendinize de dikkat edelim yani. Evet. Şimdi son sorum, sondan bir önceki sorum. Biraz daha işin toplumsal boyutuna ilişkin olacak. Şimdi bu pandeminin yani toplumların varoluşunu da böyle şekillendirip değiştireceğine ilişkin tümü varsayımlar çok ortaya atılıyor biliyorsunuz. Yani biraz böyle kapatılmışlık hissi, işte yaşlı düşmanlığından stokçuluğa, ihtiyaç fazlası alışverişe savrulmadan etrafındaki herkesi adeta düşman bellemeye varan bir ruh haline de aslına bakarsanız toplumu bireyciliğe de çok böyle yol veren bir şey var, tablo. Siz bunun yani bireycileşmenin, bencilliğin, içe kapanmanın, toplumsal değişimlerin aslında bunların bütünüyle toplumsal değişimlere yol açacağına, böyle bir toplumsalla yol verme ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Bizi bundan sonraki süreçte nasıl bir hani bütün bu kaygılar, korkular, endişeler ve mecbur bırakıldıklarımızın hemen ardından nasıl bir toplumsal psikoloji bekliyor dersiniz? Yani ben şöyle düşündüm, bu benim kişisel görüşüm. İnsanların ben içinde iyi özellikler ve kötü özelliklerin bir karışım halinde bulunduğunu düşünüyorum. Ama kiminde bir tutam kötülük fazla, kiminde bir tutam iyilik fazla. Bugüne kadar nasıl yetiştirildiyse, hamurunda ne varsa, kendini nasıl geliştirdiyse, içinde ne varsa bu salgın, afet, deprem, işte yaşam olayları onu parlatıyor. Yani hain, kötü, bencil olan daha da öyle oluyor. Altruistik, diğer gam, yani diğer insanları önemseyen, dayanışmacı insanlar daha bir öyle olabiliyor. Aradaki grup ise kimlerle yaşıyorsa, kimlerle etkileşiyorsa ona dönüşüyor. O yüzden dayanışmayı büyütmek, güzel şeyleri paylaşmak, umudu çoğaltmak ve direnmek birlikte o aradaki grubu birbirine yaklaştırabiliyor. Yani kötünün yanına gidecekken iyiye doğru gidebiliyor. Bencil insan hala bencil olmaya devam edecek. Gaddar insan hala gaddar olmaya devam edecek. Hep haklı olduğunu düşündüğü perspektiften devam edecek. Örneğin şu an sokaklarda elini kolunu sallayarak gezen insanlar, bana bir şey olmaz deyip umursamayan insanlar, hastanelerde yer kalmadığında ilk önce hastaneye yatırılmak isteyecekler. En çok tedaviyi kendilerinin hak ettiğini düşünecekler. Doktora en çok şiddet uygulayan kesim de onlar olacak. Mesela. Bunun gibi. Yani diğer insanlar eve kapanan, çok önlem alan vesaire birçok insan birçok engellenme durumunda yine belki en alttan alan ya da en anlayışlı olan grup olacak gibi. Yani kutuplaşmaların süreceğini düşünüyorum. Ama buradan umutsuz bir bakış açısına sahip değilim. İnsanın giderek iyiye evrildiğini büyük resimde daha iyiye evrildiğini düşünüyorum insanlığın, insanların. Kadın dayanışmasının çok büyük bir dönüşüm sağlayacağını düşünüyorum. Ve bizlerin eşitlikçi bakış açısına sahip insanların yetiştirdiği nesillerin, öğretmenlerin okuttuğu çocukların olsun, model olan insanların dokunduğu çocuklar, gençler olsun, çok büyük değişimler yaratacağını biliyorum. Buna inanıyorum. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Son olarak belki yayınımızı izleyen ve şimdi
Aslında kendi kaygı düzeyleri ve sıkıntıları bakımından galiba da uzman desteğine ihtiyacım var diye düşünen pek çok kişi olabilir. Evlerden çıkamıyoruz. Dolayısıyla uzman desteği almak zor. Ekonomik bakımdan buna uygun bir durumumuz olmayabilir. Kaldı ki memleketin hani hali aslında yarınımızı bu ekonomik bakımdan görmeyi de oldukça zorlaştırıyor. Peki paramız yoksa da, evden çıkamıyorsak da ulaşabileceğimiz destek danışma olanakları var mı acaba? Şimdi bununla ilgili önce sağlık çalışanlarını kapsayan bir takım çalışmalar yapılıyor. Çünkü şu anda ön cephede onlar savaşıyor ve onların da çok ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Şu anda mesleki olarak birçoğumuz oradaki meslektaşlarımıza destek vermeye çalışarak ön planda bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama bu tür olaylarda etkilenen kesimlere gönüllü hizmetler veren kuruluşlar oluyor. Dernekler bunları mutlaka açıklıyor. Örneğin işte ne bileyim bütün patlamalarda, depremlerde hep oldu. Travma ile ilgili çalışan dernekler, psikoloji dernekleri, EMDR Derneği, Türk Psikiyatri Derneği gibi gibi birçok şey açıklıyor zaten bu durumlarda gönüllü bir hizmet verdiklerinde. Zaten biliyorsunuz herkes canlı yayınlar yapıyor şimdi. Bu şekilde de destekler vermeye çalışılıyor. Birçok YouTube'da ve podcast alanında terapist ya da psikiyatristlerin yaptığı bilgilendirmeler var. Benim de çok sayıda kaygıyla ilgili ücretsiz olarak tamamen ücretsiz erişebilecekleri bilgilendirme programlarım var. Hem YouTube kanalımdan ulaşabilirler hem web sitemden arzuerkan.com diye girerek ya da işte herhangi bir müzik dinleme uygulaması kullanıyorlarsa oralardan da ulaşabilirler podcastlere. Onları dinlemek de bazen çok iyi gelebiliyor. Başkalarının deneyimlerinden faydalanmak, sohbetler etmek, yazışmak, kitaplar okumak iyi gelebilir. Bununla ilgili bilmiyorum kitap ismi önerebilirim eğer uygunsa. Evet, gayet güzel olur. Evinizdeki terapist kitabını önerebilirim. Padeski ve Greenberger'in kaleme aldığı İyi Hissetmek kitabını önerebilirim. David Burns'un. Anlam arayışıyla ilgili insanın anlam arayışı kitabını önerebilirim. Varoluşçu terapi perspektifinden de bakan logoterapi perspektifinden şu an yazarını hatırlayamadım. Birazdan gelir aklıma. Çünkü aynı anda başka bir şey düşündüm, başka bir kitap. Mutluluk Tuzağı, Gerçeğin Tokadı, Zihninden Çık, Hayatına Gir. Bu üç kitap da Litera Yayıncılık'tan. Bunu da önerebilirim kendine yardım kitabı olarak. Genelde Psikonet Yayın Evi'nin dilimize kazandırdığı ve kendi yayınladığı pek çok kitap aynı şekilde ruh sağlığı ile ilgili pek çok bilgiye erişebileceğiniz kaynaklar. Hakan Türkçapar hocamızın kitaplarını önerebilirim. Bilişsel davranışlı terapiyle özellikle ilgilenen, onu sıcak bulan kişilere. Bir de Zümra Atalay'ın bilinçli farkındalık ve şefkatle ilgili, mindfulness ile ilgili kitaplarını önerebilirim. Birçok kitap önerilebilir. Sadece size iyi gelen birkaç bir şey yeterli olacaktır. Evrensel olduğunu bilin. Hepimiz kaygılanıyoruz. Hepimiz kötü oluyoruz. Ben herhalde son zamanların en uzun sosyal medyada geçirdiğim zamanlarını geçirdim son günlerde. Hep böyle okumaya, anlamaya çalıştım. Bir sürü de takıntı, obsesif kompulsif bozukluklu hastam var ve bir grubu doktor. Tam da çalıştığımız konular ve pandemi hastanelerinde görevlendirildiler. Nöbet tutuyorlar. Onlarla konuşurken onlara verebilecek sağlıklı bilgilerim olması gerekiyordu. Ben de kaygılandım kendim için, çocuğum için, ailem için, yakınlarım için. Annemlerle görüşmüyorum. Bir ayı geçti. Sadece telefonlaşıyoruz. Kardeşimle görüşmüyorum. Eve hapis durumdayız. Şimdi kendi muayenehanemde çalışmama ve şartları kontrol edebiliyor olmama rağmen etik bulmadığım için İki haftadır muayenehanede çalışmamaya başladım. Yani online görüşmelere çevirdik. Etik derken şunu kastediyorum. Şimdi insanlara sokağa çıkma diyoruz ama birisi senin muayenehanene gelmek için yola çıkıyor, otobüse biniyor, işte araç kullanıyor. Evet. Hani bunu
destekleyen, pekiştiren bir tutumda olmayayım diye düşündüm. İmkanı olan kişilerle böyle online sisteme geçtik ve şu anda da öyle devam ediyoruz. Ekonomik olarak hepimiz etkilendik bundan. Kredilerimiz var, borçlarımız var, taksitlerimiz var, hepimizin var çeşitli oranlarda. Bunlarla ilgili ne yapacağımızı bilmiyoruz ama bu küresel bir sorun. Bütün dünya bunu yaşıyor. Bunun bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kayıplarımız olacak. Dayanışarak, birbirimize sahip çıkarak bundan en az hasarla çıkacağız. Yani buna tutunuyorum, tutunmaya çalışıyorum. Bir şey beni çok yorduysa uzak kalmaya çalışıyorum. Bunu da tavsiye ederim. Birkaç gün bir şey okumamak, birkaç gün bir şeye bakmamak, birkaç gün üretmemek, yeni bilgi öğrenmemek, öyle tavana bakıp yatmak da kabul. Yani bu da okey. Bizim için o kadar zor bir şey söylüyorsunuz ki. Yani naçizane benim de çok uzun yıllardır kadınlarla birlikte çok şey paylaştık. Kadın olarak bu konuda söylemek istediğim şeyler var. Biz kadınları en çok birlikte olmak, birlikte bir derdi paylaşıyor olmak. Benim şöyle bir derdim var, sözünü söyledikten sonra ona ilişkin hep birlikte böyle kafa yorarak o derde çözüm bulmanın iyi geldiğini düşünüyorum. Bir de evet, yalnız olmadığımızı görmek. Yani aynı derdi yaşayanlar aynı tarafa. Hani bu cümleyi kendi kendimize bir daha kurmanın bize hep çok iyi geldiğini gördüm bu vakte kadar. O yüzden naçizane Ekmek ve Gül'de de paylaşılan bütün yazıların, mektupların, kadınların videolarının, birbirine ses verdikleri her şeyin bu açıdan aslında o yalnız değiliz, bu dertleri yaşayan çok kadın var ve aslında birlikte güçlüyüz demenin bir yolu, vesilesi olsun istiyoruz. O yüzden iyi kaynaklar seçmek, birbirine benzer bizim dertlerimizin birbirine ne kadar benzediğini görmek ve buradan birlikte güçlenmek de çok önemli geliyor bana. Bunu aynı zamanda hani bir gazeteci olarak da hani doğru bilgiyi doğru yerden almak bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size de yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Ekmek ve Gül benim çok severek takip ettiğim, çok yararlandığım, şahsi olarak da bana çok iyi gelen, yani bir kadın dayanışmasını sunması açısından da, birçok kaynağı kullandığı dil, özenli yaklaşım açısından da, pek çok yeni şeyi öğrendiğim bir yer olması açısından da çok önemli bir referans kaynak. Herkesin takip etmesini ve hiç bir şey okumuyorsa her gün en az bir tane bir şey okumasını öneriyorum. Danışanlarıma da çok önerdiğim web sitelerinden, sosyal medya mecralarından bir tanesi. Onu da buradan tekrar size de yüzünüze de söylemiş olayım. Teşekkür ediyoruz. Öptük sizi buradan bu güzel cümleleriniz için. Uzaktan öpüşüyoruz artık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili uzman doktor psikiyatrist Arzu Erkan Yüce ile birlikteydik biz bugün. Kaygılar büyük, korkular artıyor. Belirsizlik maalesef hayatımızın orta yerinde ama birlikte güçlüyüz. Belki bu sözle kapatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.